Efendim iyi akşamlar. CNN Türkiye ekranlarında Akıl Çemberi programımızda sizlerle birlikteyiz. Hemen değerli konuklarımızı takdim edelim. İstanbul stüdyomuzda Abdullah Çiftçi, stratejist bizlerle. Hoş geldiniz Abdullah Bey. Teşekkürler. Coşkun Başbuğ, güvenlik uzmanı bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Sağ olun. Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın, siyaset bilimci bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler. Ve dönelim Ankara'ya. Ankara'da da Abdullah Ağar, terör ve güvenlik uzmanı, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle. Hoş geldiniz siz de Sayın Ağar. Teşekkür ederim Başak Hanım. Size saygıdeğer konuklara iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Efendim şimdi İlk olarak dolardaki düşüşe bakacağız. Dikkat çekici bir düşüş var. BDDK'nın açıkladığı kararlar sonrasında gördük bu hareketi. Hemen Gülşen Coşkun'a, muhabirimize, CNN Türk muhabirine dönelim. Bize bu kararın anlamı nedir? İşte rakamları görüyorsunuz. Dolar 16.76 seviyesinde, Euro 17.67 seviyesinde. 3.43, %3.43'lük bir düşüş söz konusu dolarda. Bu BDDK'nın kararları ne anlama geliyor? Nasıl kararlar aldı ve nasıl bir etki yarattı? Bunu konuşacağız demiştik. Gülşen merhaba, beni duyabiliyor musun? Merhaba Başak, duyuyorum evet. Hemen biz sözü sana bırakalım. Nasıl kararlar aldı BDDK? Seni dinleyelim. Başak, aslında şöyle teknik bir karar ama şu şekilde özetlemeye çalışayım. Genel anlamında baktığınızda bu karara finansal istikrarı destekleyici bir adım. Finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılmasına çalışılıyor diyebiliriz özetle. Böylelikle kredi sisteminin etkin bir şekilde çalıştırılmasına daha doğrusu yönelik bir adım. Şimdi genel amaçlanan buydu. Zaten dolardaki düşüş de bunu desteklemiş oluyor. Peki teknik detayına biraz bakalım. O ne? Öncelikle size bir teknik detay olarak bu tam olarak kararın içeriği nedir onu anlatacağım. Sonra elimden geldiğince Türkçeleştirmeye çalışacağım. Şimdi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu aldı bu kararı. Şirketlerin kredi kullanımına dair aslında yeni bir karar bu. Bu karara göre de 15 milyon Türk lirası üzeri döviz varlığı bulunan şirketler bu varlığı aktifinin ya da satış hasılasının %10'unu aşıyorsa Türk lirası cinsi kredi kullanamayacak. Yani Türk lirası cinsinden ticari kredilere yeni koşullar açıklanmış oldu. 15 milyon lira üzeri döviz varlığı bulunan şirketler bu varlığı az önce de söylediğim gibi aktifinin ya da satış hasılatının %10'unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak. Bu durumda şirketlerin döviz bozdurması gerekecek ya da döviz cinsi kredi kullanması gerekecek. Şimdi teknik detayı bu. Biraz daha Türkçeleştirdiğimizde karar da çok yeni ve çok sıcak olduğu için yorumlara baktığımızda aslında olabildiğince özetlemeye çalışıyorum. Genelde şu şekilde yorumlanıyor. Diyelim ki bir şirketin şirketlere yönelik bir kredi kullanımına yönelik bir karar olduğu için elinde dövizi var ve bu belirlenen çerçevedeki az önce söylediğim rakamlar doğrultusunda bakıldığında şu denilmek istiyor aslında. Yani senin elinde belirli bir miktar döviz var, evet, ve bunun yerine tekrar TL kredi alıp dövize yatırma. Yani ekstra sen döviz konusunda talep yaratma, kredi çekip döviz alınmasına, yani böylelikle bir sınır getirilmiş oluyor diyebiliriz. Daha doğrusu bu şekilde yorumlanıyor. Dediğim gibi karar çok sıcak olduğu için yeni yeni daha etkilerini de daha sonra gördüğümüzde bu yorumlar daha anlam kazanacaktır ama özetle bu şekilde söyleyebilirim Başak. Gülşen çok teşekkür ediyoruz. Teknik tabii ki BDDK'nın açıklaması. Gülşen bize daha anlaşılır bir dille iletmiş oldu. Teşekkür ediyoruz. Şimdi başlamadan önce de Abdullah Bey'le konuşuyorduk. Sizinle başlayalım mı Sayın Çiftçi? Ne diyorsunuz bu adıma? Şimdi şöyle özetleyebiliriz Gülşen'in de söylediği gibi. Belli bir miktarın üzerinde Türk lirasıyla kredi kullanımına bir kısıtlama mı bu? Doğru mu anlıyoruz? Şöyle, şimdi genelde algı şöyleydi. Enflasyon yüksek. Hı hı. İhracatçı ya da şirketler ucuz kredi alıyor. Bununla da döviz alıyor. Evet. Şeklinde bir algı vardı. Bu ne demek? Devletin parasıyla devletin soyulması demekti. Şimdi diyor ki döviz varlığın 15 milyon TL'nin altında ise ben sana kredi vereceğim ama dövizini almayacaksın benim paranla. Türkçesi bu. Yani kredinin
kontrolü. Daha önceden de ihracatçılara yönelik, eğer bir bankadan döviz alım belgesi almışsan diyor, yurt dışından ihracat bedelinin %40'ını bu belgeyi aldığın bankaya TL olaraktan yatıracaksın, bozduracaksın şeklinde bir karar vardı. Bu da önemli bir karardı. Genelde mesela birçok ülkede, Rusya'da da bu tip kararlar alınmıştı. Ama sadece bu karara istinaden değil, son dönemde Türkiye'nin özellikle Suudi Arabistan Prens Muhammed Bin Selman'ın Türkiye'ye gelmesi ve aynı gün İstanbul Finans Merkezi'nin mevzuatının kabul edilmesi bir şeylerin habercisi olarak görüyorum ben. Nasıl? Yani İstanbul Finans Merkezi'nin harekete geçmesi arka planda demek ki Suudi Arabistan'da şimdi Körfez ülkeleriyle yoğun bir görüşme var. Oradan muhtemelen İstanbul Finans Merkezi dediğimiz şey İstanbul Finans Merkezi. Yani Ataşehir'de şimdi Ümraniye sınırları içerisinde. Olayı çok boyutta bakmak lazım. Sadece bu karar alındı da düştü şeklinde değil. Çünkü aslında birkaç gelişme bir araya geldi. Birkaç gelişme bir araya geldi. Bakanın bir açıklaması vardı, Bakan Bey'in. Dış finansmana ihtiyaç azaldı diyor. Dış finansmana, ihtiyaç azaldı diyor. Şimdi Türkiye dünyanın biraz tersine gidiyor. Türkiye, Rusya, Çin. Tüm dünya enflasyonla mücadelede faiz artırırken Türkiye faiz düşürüyor. Faiz belasından kurtulacağı şeklinde bir yaklaşım var. Ama enflasyon da çok yüksek. Fakat petrol fiyatlarının normalin çok üstünde yüksek olması petrol olan ülkelerde bir birikim oluşturuyor. Mesela Suudi Arabistan'ın 400 milyar dolar gibi bir geliri olacak bu sene. İngiltere Hazine Bakanı ve Dışişleri Bakanı Körfez'de dolaşıp duruyor. Para kimde şu an dünyada? Petrol, doğalgaz kimdeyse onda. Azerbaycan, Türkmenistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Şimdi Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ile bir swap anlaşması yapmıştı Merkez Bankası'yla. Şu an muhtemelen arka planda bizim bilmediğimiz Suudi Arabistan Merkez Bankası ile de bir swap anlaşması gündemdeydi. Muhtemelen o olacaktır. Bunlar ciddi anlamda piyasayı etkiler. Ha, ne kadar süre devam eder onu bilemiyorum. Bir de şimdi dünyada Çin'le Batı arasında bir kavga var. Sıfır Covid politikası nedeniyle tedarik zincirleri Çin'in sonuç olarak kırması, telaşı ve ham madde fiyatlarını yükseltip Rusya'nın Ukrayna'yla savaşında enerji ve gıda noktasında problemler, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'le temas halinde İstanbul'da bir harekat merkezi kurularaktan gıda problemine diplomatik çözüm getirmesi gibi birçok faktör Türkiye'nin lehine şu noktada. Ve tedarik zincirleri noktasında Çin'den yeni bölge arayışları var, ülke arayışları var. Türkiye Avrupa için, Amerika Birleşik Devletleri için de bu anlamda şanslı. Amerika Hazine Bakan Yardımcısı Türkiye'ye geldi. Burada gelmeden önce de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Şimdi olayları parça parça anlatıyorum ama birleştirdiğinizde başka bir tablo çıkacak. Rusya'dan da ciddi anlamda Türkiye'ye varsayılan şey iş adamlarının parasını getirdiği. Hazine Bakanı bu anlamda, Hazine Bakan Yardımcısı Amerika'nın İran'da olduğu gibi Rusya'da da bizim yaptırımları delmeyin. Bizim EFT sistemimizi kullanmayın. Çünkü Batı Rusya'ya yönelik petrol yaptırımları yapıyor ama istediği sonucu alamadı. Ters etki yaptı. Rusya'nın petrol geliri arttı, azalmadı. Peki bu parayı nasıl, nereden alıyorlar? Herhalde tahmin ediyorum Türkiye'den de şüpheleniyor ki. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı bir konuşma vardı. Türkiye'ye de geldi, görüşmeleri sürdürüyor. Ama arka planda henüz kamuoyunun bilmediği Suudi Arabistan'da bir farklı bir anlaşma olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Şimdi bu